Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 45. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte string fonksiyonlarına devam edeceğiz. Geçen ders C'nin bize sunduğu bazı fonksiyonların nasıl C++'a kullanılacağını görmüştük karakter bazlı. Şimdi aslında C++'ın nihayet string fonksiyonlarına geçme fırsatı bulduk. Şimdi burada size bazılarını göstereceğim ki bazılarını geçen derslerde gösterdik. Size'ı gösterdim size, length'i gösterdim size. Şimdi diğerlerini de göstereceğim elbette ama bunlara da bir örnek vereceğim. Şimdi resize ile başlayalım bakın. Resize string demek ki string'i yeniden boyutlandırabiliyormuşuz. O halde bir bakalım nasıl yapabiliyoruz. String variable türünden txt isimli bir variable oluşturdum ve dedim ki cout ile enter a string kişiden bir string alalım ve diyelim ki getLength ile kişiden kullanıcıdan aldık. Burada integer veri türünde myLength adında bir variable oluşturdum. Niçin? Burada benim txt variable'ımın size'ını almak için. Yani boyutunu kaç karakterden oluşuyor onu almak için. Çünkü yeniden boyutlandıracağım ya. Yeniden boyutlandırmak için şurada resize function'ını kullanacağım. Variable'a şurada nokta deyip resize ile şurada txt variable'ıma bir resize, bir yeniden boyutlandırma işlemi yapacağım. Ve diyeceğim ki yeni boyutu kaç olsun? Eski boyutundan 2 karakter fazla olsun diyeceğim. Siz buraya dilediğinizi verin. E peki 2 karakter genişlettik ama bu 2 karakteri neyle dolduracak? Ona bir şey söylemem lazım. Plus ile dolduruluyor. Siz de istediğinizle doldur diyebilirdiniz. İsterseniz hemen şöyle İlk önce yazdığımız txt'yi bir görelim. Şurada txt'yi gördükten sonra yeniden boyutlandırılmış haliyle yeniden görelim. Sonra tekrardan yeniden boyutlandırıp yeniden görelim. Tamam, tekrardan boyutlandırıyorum ve resize işleminde bu sefer şuradaki gibi bir şeylerle doldurmasını değil de kısaltmasını istiyorum. Mesela 14, 13 fark etmez. Anladınız mı? Burada da kafanıza göre verin. Mesela 12, tamam mı? 12 tane yek düşürsün. Mesela ben 12'den daha fazla büyük karakter gireceğim. O 12'ye düşürsün istiyorum. Tamam, resize yeniden boyutlandırma dedik. Eğer genişletiyorsak burada genişleteceğimiz kısmı veriyoruz. İlkinde genişletme miktarını veriyoruz. Ve eğer daha kısasını vereceksek direkt böyle de sayı olarak verebiliriz. Demek ki hem iki parametre hem de tek parametre olacak şekilde çalıştırabiliyormuşuz. Adamlar function'ı ona göre ayarlamış. I love to code in C. C'de kodlamayı seviyorum dedim. Bakın, sizinle birlikte sayalım. Bakın şurada 1, 2, şurada boşluk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yaklaşık 19 tane karakter girdik. Şimdi tıklıyorum. Bakın I love to code in C dedikten sonra I love to code in C++. Gördünüz mü? Ben burada dedim ki iki tane karakter daha genişlet ve her ikisine de plus'ı ekle. Plus ekledi. Genişletmeyi böyle sağladık. Ancak kısaltmak istediğim zaman bakın resize 12 dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gördüğünüz gibi 12 karakter bırakacak şekilde kısalt. Hatta daha güzel bir görüntü olması için 14 dersek bence daha şık bir olay elde etmiş oluruz. C'de kodlamayı seviyorum diye yazdım. Burada gördüğünüz gibi I love to code. Kodlamayı seviyorum kaldı sadece. Burada resize yeniden boyutlandırdım ve 14'e düşürdüm. Şimdi şuraları bir silelim. Evet, şimdi size size length'i zaten diğer derslerde göstermiştim ama bunu maximum size ve capacity'yi size bir göstereyim. Kapasite neymiş? Nasılmış onu bir anlatayım. Ama ilk önce bir kodlamayı yapayım. Şimdi dikkat. Ben şimdi bir yazı gireceğim ve diyeceğim ki ya bunun bana size'ını, boyutunu yani kaç karakter girdiğimi bana söyle. Bu karakterin yine kaç karakterden oluştuğunu length ile de bularım, size ile de bularım. Geçen derslerde bunları göstermiş. Şimdi kapasite. Asıl olay burada. Kapasite ve maksimum boyut ne demek? Max underscore size. Şimdi bu fonksiyonlar şunu sağlıyor. Bakın, capacity string için ayrılmış depolama alanının byte cinsinden boyutunu döndürüyor. Yani bu string için ne kadarlık bir alan ayrılmış byte cinsinden. Maximum size ise bir string'in ulaşabileceği maksimum uzunluğu döndürür. O halde ben bunu çalıştırdığım zaman dikkat edin. Adımı soyadımı girdim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, boşluk 6, 7, 8, 9, 10.
Gerçekten boyutu 10. Size 10'muş. Length'i yani uzunluğu 10'muş. Her ikisi aynı şeyi sağlıyor. Burada kapasite bakın. Demek ki 15 byte'lık bir yer ayrılmış benim bu string'im için. Tamam mı? Byte cinsinden. Ve maksimum ne kadar alabilirmiş? Bu gördüğünüz sayı kadar alabilirmiş. E peki kapasite şu an 15'te. Sürekli 15 mi kalacak? Hayır. Kapasite illaki 15 kalacak diye bir şey yok. Bakın şöyle uzunluğu 59 girdik. Bakın kapasite değişti. 60. Gördünüz mü? Az önce daha farklı bir kapasiteydi. Ben burada string'i daha uzun bir şey yazdıkça bunun için ayrılan alanda büyümüş oldu. Anladınız mı? Kapasitesi sabit değildir yani. Sizin orada girdiğiniz string'in kapasitesi sürekli değişiyor elbette. Maksimum alabileceği değer de burada vermiş. Yani bir string'in maksimum uzunluğu bu kadar. Peki clear. Bir string'i temizlemek istediğimizde clear'ı kullanırız. Bakalım. Dikkat edin. İlk önce şurada cout ile txt variable'ın içerisindeki değeri alıp ekrana yazacağım. Sonra bunu temizleyeceğim. Temizledikten sonra yani boşalttıktan sonra tekrar ekrana yazdıracağım. Bakalım yazacak mı? Bu sana bağlı diye İngilizce bir cümle yazdım. Bakın it's up to you dedi. Ancak ben temizledikten sonra ikinci kez yazmadı. Bakın dikkat ediyor musunuz? Burası bomboş. Niçin? Çünkü onu clear ile temizledim. Temizledikten sonra yazmayacaktır. Bu da bizim clear function'ımız. Hazır bir function'dır. Kullanmanız gerektiği zaman bayağı işinizi kolaylaştıracaktır. Tamam. Bakın shrink to fit. Burada iki underscore var tabii ki function'ımda. Ne demek? Zaten adı üstünde sığdırmak için küçültmek. Yani İngilizcesinin olduğu gibi yine aynı anlamda kullanılıyor aslında. Bakın şurayı hemen yoruma alıyorum ve şurada bunu tekrardan yazıp size göstereyim. Şimdi aziz dostlar bakın string variable türüne ait bir variable oluşturdum ve txt. Bu variable'ları oluşturmanın bir yönü de şöyle string'lerimiz aslında bir nesne olduğundan dolayı şöyle köşeli parantez açıp sanki bir function'mış gibi ben burada 70 defa f'i yan yana yazdır diyebilirim. Yani bu txt'nin içerisinde ne var? 70 tane şöyle fff yan yana var. Doğru mu? Peki. Bu şekilde de string'lerime veri ekleyebiliyordum. Şimdi ben geliyorum diyorum ki ilk olarak string'imin ilk birinci kapasitesini görmek istiyorum ben. Çünkü 70 tane f'i yan yana yazdım. Kapasiteyi göreceğim. Sonra resize function'ı ile az önce gösterdim. Resize function'ı ile ben bunun kapasitesini düşürüyorum. Kapasitesini düşürdükten sonra tekrar gelip ben bunun kapasitesini görmek istiyorum. Diyorum ki bunun ikinci kapasitesi neymiş bu string'in? Bana göster. Daha sonra bakın tekrar göreceğim üçüncü kez. Ama üçüncü kez görmeden önce ben ne dedim? Sığdırmak için küçült. E şu anda artık resize ile ben bunu 10 yaptım kapasitesini. E 10 yapmama rağmen kapasitesini 10 yapmama rağmen o kapasiteyi küçültmeyecek. Ben küçültmek için hemen araya gireceğim. Diyeceğim ki txt diyeceğim. Burada dot işaretini bıraktıktan sonra shrink küçült to fit sığdırmak için küçült function'ını çağıracağım. Her birine underscore'u da eklemeyi unutmayın. Bakın shrink underscore to underscore fit. E şimdi üçüncü kapasiteyi de göreyim. Bakın. Şimdi buraya dikkat edin. Bakın. İlk kapasitem 70. Değil mi? Çünkü 70 tane f'i yan yana yazdırdım. Güzel. Ancak ben resize edip şuraya dikkat edin. Ben şurada resize edip onu 10'a düşürmeme rağmen şurada hala 70 gözüküyor. E bunun kullanılmayan kısımları kırpmak istiyorum. Yani kullanılmayan bir kapasiteyi niye kullansın? Hafızada değil mi? Shrink to fit'i getiriyorum. Diyorum ki kardeşim sen onu minimuma göre ayarla. Oradaki fazlalığı kırp. Üçüncü kapasite neye dönüştü? 15'e dönüştü. Böylelikle kullanılmayan bir alanı kullanmaya gerek bırakmıyoruz. Bu biraz daha verimlilik açısından iyi olabilir. Yani şu anda aslında biraz daha C++'ın derin sularında yüzüyoruz. Bunlar daha fazla performans gerektiren işlemlerde kullanacağınız komutlar biraz daha C++'ın derin suları diyebiliriz. Operatörlere nasıl erişiyorduk? Şimdi buradaki yorumu kaldıralım. Operatörlere şöyle erişiyorduk değil mi? Mesela şurada txt'ye nasıl erişecektim? Ben cout yazacaktım. Şurada txt'nin mesela birinci elemanına eriş diyecektim. Doğru mu? Bu şekilde erişecektim.
Hemen bir görmenizi istiyorum. Hello dedim. Bakın sıfırdan başlıyor biliyorsunuz array'lerimiz. Bu yüzden bir dediğimde H harfini değil E harfini getirdi değil mi? E peki ben hepsini almak istediğimde ne yapacağım? Bir for döngüsü oluşturacağım. Şimdi bakın for'dan sonra tek bir satır kullandığım için küme parantezlerine ihtiyaç duymadım. Dedim ki integer veri türünden bir i adlı variable oluştur. Sıfırdan başlar. Niçin? Çünkü array'lerim sıfırıncı indeksten başlıyor. Ve burada benim girdiğim string'in uzunluğunu bul. Sıfırdan o uzunluğa kadar for'u döndür. I++ diyerek onu sürekli döndüreceğim. Peki her döndürdüğümde ne yapacağım? O string'in sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü elemanını yazdıracağım. Bu şekilde hepsini yazdırmış olacağım. Bakalım. Bakın write my number, numaramı yaz adında bir cümle girdim ve hepsini gördüğünüz üzere bana getirdi. Hepsini getirmesini sağlayan şey neydi? Benim stringlere şuradaki ulaşma şeklim. Peki stringler bana diyor ki ya kardeşim sen elementlere ulaşırken tamam bizim stringin ismini verip şöyle köşeli parantezlerle array şeklinde çektin. Güzel. Ama bir de stringin içerisindeki karakterleri şuradaki at ile getirebilirsin. Mesela diyor ki sen txt'ye şurada nokta add deyip add function'ını çağır. Sonra hangi indeksi çağırmak istiyorsan o indeksi çağır. Yine aynı işlemi yapacaktır. Bakalım aynı şeyi mi yaptı? Write my number dedim. Bakın hepsini yaz. Başarılı bir şekilde. Peki for döngüsünde olmadığımızı düşünün. Şöyle hemen bir yukarısında yazayım. Yani illaki for döngüsüyle hepsini çekmek zorunda değiliz. Diyelim ki size sıfırıncısı lazım. Şöyle sadece indeks numarasını verirdiniz. Gelirdi bakın. Hello dedim. Bakın H harfi geldi. Hatta şöyle yaparsak şöyle bir alt satıra da inelim. Baş harfini aldı hello'nun. Niye? Sıfırıncı indeksi almış oldum. 2'yi de almak istiyor olabilirdim. Bakın 2'yi alalım. Bakın 0, 1, 2. 2 L harfine denk geliyor. L harfini bana verdi. Yani at ile ben string'imin herhangi bir pozisyonuna ulaşabilirim bu function'la. Doğru mu? Bir de bizim için back ve front var. Back burada dediği gibi bakın son karaktere erişirken front ilk karaktere erişir. O halde ben ilk ve son karaktere erişebilirim. Tamam o zaman ilk ve son karaktere erişebiliyorsam bir for'a ihtiyacım yok artık ben. Şöyle yapabilirim. Şimdi izleyin bakın. Ben txt'nin son karakterine ulaşmak istiyorsam back yazacakmışım. Adam bana böyle yazmam gerektiğini söylüyor. Şunu da sileyim. Kontrol edelim. Bakın son karakter neymiş? I. Gördüğünüz gibi bana verdi. Peki ilk karakteri almak istiyorum. Evet ilk karakteri de alabiliyormuşum. Peki ilk karakter veya son karakteri değiştirmek istersem ne yapacağım? Şöyle yapabilirim. Bakın sadece gelip ilk karaktere bir atama yapacağım ve artık ilk karakterim değişmiş olarak txt'yi alıp kullanabilirim. Bakın hello Fehmi yazdım. Tello Fehmi yaz. Şuradaki h'yi t ile değiştirdi. Tamam mı? Bunu nasıl yaptık? İlk karaktere ulaşabileceğimiz function'la yaptık. Ya da son karakteri değiştirmek istiyoruz. Son karaktere exclamation mark eklemek istiyoruz. Bunu da yapabilirdik. İyi misin anlamına gelen are you okay dedik ve burada question mark bıraktım. Şimdi enter'lıyorum. Bakın question mark'ın yerine exclamation mark geldi. Gördünüz mü? Are you okay? Böylelikle son karakteri de değiştirebiliriz. Ya da ilk karakteri front ile değiştirebiliriz. Veya ilk veya son karaktere ihtiyacımız varsa direkt onu çağırıp ekrana basabiliriz. Evet bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.